Merhaba sevgili seyirciler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz TRT Avaz ekranına. Bursa'da Ramazan Akşamları programından, Muradiye Medresesi'nden, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Makarr-ı Evliya Bursa'mızdan hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Efendim bugün Ramazan-ı Şerif'in 24. günü, Nisan ayının da 25. günü. Bugün yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız Bursa'da Ramazan Akşamları programında. Çok değerli konuğumuz, muhterem hocamız, Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamız bizimle beraberler. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah efendim. Sefalar getirdiniz. Safa bulduk. Daha evvel de biz hocamızla birlikte olmuştuk bu programda. Onu tekrar davet ettik, kırmadılar. Sağ olsun bizi geldiler. Çünkü uzun yıllardır Bursa'nın tasavvufi dünyasına, hayatına,
Bursa'daki sosyo-kültürel yapıya, tarihe, medeniyete, milli şuura, idrake dair onlarca eserin, binlerce çalışmanın sahibi bir hocamız. Elbette Bursa ile ilgili konuşmadığımız son bir kısım kalmıştı. Onu bu akşam Aziz hocamızla konuşmalıyız diye kendisini misafir ettik. Birazdan konuşacağız ama Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli heyetiyle girdik. Maşallah şelale gibi dökülüp okudular. Ne de güzel bir eser okudular. Çok teşekkür ederiz kendilerine. İlerleyen vakitlerde yine birlikte olacağız. Bugün Bursa'da maalesef bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir özel firmaya ait eğitim uçağı düştü. Henüz neden düştüğüne dair net bir bilgi yok ama Sayın Valimizin ve yetkililerin açıklamaları var. Buradan da Sayın Valimize, Bursa Valisi Sayın Yakup Can Bolat Bey'e selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ederiz. Biz Bursa'da olduğumuz günlerde Bursa'nın hemen her meselesinde önce Sayın Valimizi gördük. Ekranlarda açıklamalarıyla meseleyi aydınlatmaya dair briefingleriyle çok teşekkür ederiz kendisine. Ondan öğrendiğimiz kadarıyla bir eğitim uçağı düştü. Bir pilot ve öğrencisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bu tür belalardan, kazalardan hem Bursa'mızı hem alemi İslam'ı hem de Türklük alemini uzak eylesin. Ramazan-ı Şerif hürmetine tekrar geçmiş olsun. Cenab-ı Hak göstermesin. Efendim bugün aynı zamanda 25 Nisan Çanakkale muharebelerindeki Kara Savaşı'nın 107. yıl dönümünde önemli bir gün. 57. alayın şehadet yıl dönümü. 57. alay malumunuz Çanakkale Kara Savaşları'nın kazanılmasında en önemli mücadeleyi vermiş kahramanların alayı. Neredeyse hemen hepsi şehit olmuş. Bu alaya dair Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uzun yıllardır yani 10 yılı aşkındır Çanakkale'de yaptığı bazı etkinlikler var. Buradan 57. alayın ruhaniyetinden istimdad ederek başlayalım. Evet hocam, şimdi siz şiir şehir Bursa diye bir başlıkla bazı yazılar yazdınız. Bendeniz okudum onları. Zaman zaman şiir şehir Bursa etrafında konuşmalar yapıyorsunuz. Sizin bu yaklaşımınızı biz Ahmet Hamdi Tanpınar'da da görüyoruz. Daha eski şuarada da görüyoruz. Çünkü siz şiirle şuur arasındaki bağlamı işaret ederek bir yaklaşım ortaya koyuyorsunuz ve o batılı kaynaklardan aktarılan menkıbeye nazaran İslam kaynaklarının aktardığı Süleyman Aleyhisselam ve Asaf menkıbesi üzerinden Bursa'ya şuurun şiirin şehri diye bakıyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz, duyalım sizden. Eyvallah efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Bendenizde öncelikle bu kazada vefat eden pilot kardeşimiz ve talebesine Allah rahmet eylesin. Amin. Diyorum. Başsağlığı diliyorum. Hak Teala Bursa'mızı ve bütün Türk illerini, amin, afetlerden, belalardan muhafaza buyursun. Amin. Çok çok dua etmemiz ve çok çok birbirimizle daha çok dertleşmemiz, halleşmemiz lazım. Özellikle ülkemizin huzuru ve güveni için bu duaya ve bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Keza çok güzel sizi özellikle muhabbetlerimi sunuyorum böyle. Şehitlerimizi hatırladınız. Eyvallah. Hatırlattınız. O şüheda ki bu toprakları bize vatan kılan. Amin. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin. Amin. Onlara yakışır evlatlar olmayı bize, amin, nasip eylesin. Yani çok önemli bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bu topraklar, bu vatan toprağı. Hakikaten bu toprağın ruhunun farkına varanlar için, eyvallah, önemli bir şuurdur ve baştan sona aslında şiirdir. Bütün bir Anadolu şiirdir aslında. Eyvallah. Ama biz Bursa için şiir şehir Bursa diyoruz. Evet. Neden diyoruz? Çünkü bir şehri neyle tanımlarsanız o tanımladığınız kavramla okuyorsunuz. Şehir de tıpkı kitap gibidir ve okunur. Şehri okumak diye bir tabir de ben deniz kullanırım. Eyvallah. Şehri okumak, şehrin tarihi yapılarını okumak, şehrin değerlerini tanımakla mümkündür. Söz varlığını, musikisini, ortaya koydukları eserleri incelemekle olur. O bakımdan bütün bir Anadolu aslında şiirdir. Başından, eyvallah, sonuna kadar Karacaoğlan'ın, Emrah'ın uğradığı efendim Aşık Veysel'le işte Neşet Ertaş'a doğru geliyoruz. Yunus'un mayaladığı bir coğrafyadayız. Fakat Bursa bu anlamda birazcık daha farklı bir özelliğe sahip. Çünkü Bursa'nın inşasında o şiir var. Bursa'nın, evet, inşasıyla alakalı
Evliya Çelebi'nin bize anlattığı o hikayede, menkıbede, biz hikaye demeyelim, menkıbe diyelim. Orada bir kurgu var ve o kurgunun evet. temelinde de bir şiir var. Hatta zaten da Evliya Çelebi de Bursa'yı suların şehri, ruhaniyeti şehir olarak evet, tanımlıyor. Ruhaniyeti şehir olarak tanımlıyor. O ruhaniyet açısından bakıyor. Ben deniz şiir açısından bakıyorum. Zaten o ruhaniyet olmasa o şiir de olmaz. Peki nedir o kıssa? Kısaca siz işaret ettiniz, evet. izah etmek isterim. Eyvallah. Rivayet şu ki Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtına binmiş, alemi tay ediyorlar, dolaşıyorlar. Nerede ne var? Güzellikler ya da sıkıntılar. O sıkıntıları çözecekler, o güzellikleri temaşa edip zevklenecekler. Süleyman Aleyhisselam'ın bir veziri var, Asaf. Evet. Ki biz Asaf'la ilgili kitaplar yazdık, Asaf nameler yazdık. Asaf, akıllı veziri temsil eder. Zaten sultan olmanın, kral olmanın, hükümdar olmanın en başat rollerinden birisi onu adil, adaletli hükümdar olmanın yolu. Ancak adaletli bir vezirden geçer. Ziya Paşa'nın bir beyti var ya hocam, Asaf'ın miktarın bilmez Süleyman olmayan, tabii. bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan. Diye. Eyvallah, Ziya Paşa bu işin farkında. Asafname'yi evet. okumuş tabii, işin farkında. Asaf'la birlikte tay ederken Uludağ'ın zirvesinden bakıyorlar. Uçsuz bucaksız bir yeşil deniz var. Ve yeşil deniz Marmara'yla birleşiyor. Hmm. Tam bir şiir. Bir cennet köşesi, cennetten bir köşe. Diyor ki yahu böylesine güzel bir yerde neden insan yok? Neden bir şehir yok? Efendim diyor Asaf, burada bir şehir vardı fakat tufanda hak ile yeksan oldu. O zaman o şehri yeniden kuralım diyor. Ve bizim elbette şehrin kuruluşuna ilişkin Hannibal'a daha başka Pirusa'ya falan gidersiniz. Eski antik Yunan tarihlerine baktığınızda o kaynaklara ulaşırsınız. Fakat bizim evliyamız Süleyman Aleyhisselam'a başlatıyor Bursa'nın şehrini. Hmm. Ve Süleyman Aleyhisselam diyor bir peygamber. Ki Süleyman Aleyhisselam'ın temel özelliği şudur. Tabi kurdun, kuşun dilini biliyor. Allah Allah. Bütün bir varlığın dilini biliyor. O şifreyi çözmüş. Allah ona o şeyi lütfetmiş. Bütün bir mahlukatın dilini biliyor. Hükümdar ve kendisine vahyedilen bir peygamber. Bu iki vasfı da barındıran birisi. Şairlik de ilhamla çok alakalı olduğu için şairlik zaten peygamberlikten bir cüzdür diye de rivayet edilir. Yani peygamberlikten bir cüzdür. Hatta zatında peygamberimizin, efendimizin şiirle ilgili işte güzel sözde sihir vardır buyurması gibi şiir hakikaten sihirli bir sözdür. O sihirli söze sahip olanlardan birisi de bizzat vahyi alan sözüyle, sohbetiyle evet. bütün bir mahlukata İnsanları bırakalım, mahlukata sözü geçen bir hükümdar, peygamber var. Onun kurduğu bu şehir zaten kuruluş itibariyle, ta başından itibaren, başlangıcından itibaren bir şiir şehirdir. Şiir olarak kurulmuştur diyorum. Tabii Osmanlı'ya gelince, İslam şehri olunca artık Bursa, hususen yani Orhan Gazi'den itibaren, Orhan Gazi burayı iskanı açınca, Türkistan'dan, Maveraun Nehir'den, Horasan'dan gelenler olduğu gibi Bizans'ın zulmü altında inleyen Yahudileri de davet etti. Başka başka insanlar da geldiler. Bir ticaret merkezi, İpek yolunun geçtiği bir ticaret merkezi oldu. Bir kavşak merkezi haline geldi burası. Ve cazibe merkezi oldu. Böylece söz mülkünün sultanları buraya geldiler. Allah Allah. Mesela İskendername burada yazıldı. Evet. Ki fevkalade önemli bir eser. Cezeri büyük hadis alimi, büyük kıraat alimi, aynı zamanda hadisçi ve kıraat alimi Timur savaştan sonra, Ankara savaşından sonra alıp onu götürdü Türkistan ama burada kaldı, burada ders verdi. Eserlerinin bir kısmını burada yazdı mesela. Evet. Hocam şimdi... Dolayısıyla çok özür diliyorum. Yani Bursa pek çok şairin, ta başlangıcından itibaren, kuruluşundan itibaren pek çok şairin uğrak yeridir. Hangi sokağına giderseniz gidin Ali Bey... Şöyle bir birlikte bir yürüyelim Bursa'yı. İşte Muradiye'deyiz. Hemen şu yanı başımızda Ahmet Paşa var. Nereye giderseniz gidin, hangi sokağa giderseniz gidin bir şairle karşılaşırsınız. Şimdi hocam siz İslam edebiyatı, Türk evet. İslam edebiyatı alanında uzmansınız ve yanınızda yine bize çok değerli eserler getirmişsiniz. Birazdan onları arz edeceğim. Şimdi
buradan da selam ederim Hicabi Kırlangıç Hoca'ya. Şiir, şuur, şeriat ve arş kelimeleri arasında bir ilgi var demişti. Tabii. Çünkü bunlar Arapça'da aynı harflerle yazılan kelimelerdir. Şın, re ve ayın harflerinin bir araya toplandığı bütün kelimeler hemen hemen aynı şeye işaret eder. Siz de bu Süleyman Aleyhisselam kıssasından şiirle şehir arasında bir bağlam kurarken aslında işin içine şuuru, şeriatı, şiirin, şuurun arşla münasebetini de koydunuz ve çalışma alanlarınızda örneğin İsmail Beli'yi, örneğin Süleyman Çelebi'yi, örneğin Lami Çelebi'yi, örneğin Emir Sultan'ı, örneğin Ahmet Paşa'yı, bunları edebi, sadece kendi tarihçi hayatlarıyla değil, edebi şiirle münasebetleri dolayısıyla evet. çalıştınız. Özel bir mevlid çalışmanız da var, onu biliyorum ama izniniz olursa şimdi Tayyip Okiç, büyük hadis alimi Tayyip eyvallah, Okiç. Eyvallah. Boşnak. Rahmet olsun. Asıllıdır. Onun bugün size bu programı hazırlanırken biraz dersimi çalıştım. O pek çok mevlid nüshası tespit etmiş. Tatarca, Kürtçe, Arapça, Rumca, Svahili dilinden. Burada Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlidin 17 dile çevrildiğini bulmuş, çıkarmış. Bir küçük hatıra var. Diyor ki hocam, bir Bosnalı padişahın bir kızı vardı. Vefat etti. Vefat edince sorgu melekleri geldiler. Dediler ki babası da başında telkin vermekti mezarının başında. O ara sorgu melekleri gelip kızcağıza yapıp ettiği işlerden, dünyadaki işlerinden hesap sorunca kızcağız dedi ki Allah aşkına ey çokluk sualcılar ben bugün 5 vakit namaz kıldım, 5 defa da kitaba baktım diyor. Fakat yalnız ibadeti yetmeyip iyi amel de lazım olduğundan dolayı sorgu melekleri prensese şöyle mukabelede bulundular. Senden şunu sormanız için Allah bizi sana gönderdi. Küçük yetimlere karşı niçin haşin davrandın? Mahallelilere niçin az ateş verdin? Komşu sofrasından niçin kaçtın? Fakirden niçin başını çevirdin? Mevlidi niçin okutmadın? Evet. Diyor. Evet. Diyor ki Tayyip Okiç, Bosna Hersek'te Osmanlı, Türk Osmanlı idaresi boyunca vakfedilen bütün vakfiyelerde istisnasız Mevlid Cemiyeti tertip etmek, Mevlid okutmak da vakfın şartları arasında gösterilmiştir diyor. Bu Çelebi'nin Mevlid'in sırrı nedir hocam? 17 dile çevriliyor, vakfiyelere şartname olarak giriyor. Hatta bugün insanlar anlasınlar, anlamasınlar, bundan etkileniyorlar. Nedir bunun sırrı? 600 yıldır. Evet, 600 yıldır bu sır nasıl devam evet, ediyor? Nasıl devam ediyor? Allah gani gani rahmet eylesin Tayyip Okiç. Amin. Üstadımız hepimizin üzerinde hakkı var. Birkaç ay önce ziyaretine gittim bir kış günü. Soğuk Allah kabul etsin. Eyvallah. Bir zaman dahilinde. Mevlid için gitmiştik, Süleyman Çelebi için gitmiştik. Önce Tayyip Okiç üstadı ziyaret edelim, sonra işimizi yapalım dedik. Ve hakikaten Boşnaklar bu konuda çok gerçekten yani evladı Fatihan diyeyim yani. Fatih'in evlatları onlar. Fatih'i bizden daha çok seviyorlar ve Mevlid'i de daha çok seviyorlar. Yıllar önce 2012'de bir köyüne gitmiştim Bosna Hersek'in. Türkçe Mevlid okuyorlardı. Hepsi sanki Türkiye'de işte Sivas'ta, Bursa'da, Konya'da bir köydeyim, bir kasabadayım sandım ama Mevlid bittikten sonra sohbet etmeye kalkıştım. Hiçbirisi Türkçe bilmiyordu. Evet. Türkçe Mevlidler okuyorlardı. Efendim şimdi Süleyman Çelebi bu eseri niye yazdı? Evet. Yazmasına sebep olan şey eserin kalıcılığını da sağladı aslında. Şöyle ifade edeyim. Şairlik iddiasıyla yazmadı. Benim eserim asırlar boyu okunsun, herkes tarafından okunsun, tercüme edilsin diye de yazmadı. O peygamber sevgisini dile getirmek istedi. Hazreti Peygamber etrafında buluşmayı, Hazreti Peygamber etrafında meselelerimizi çözmeyi Allah Allah. Düşündü. Çünkü bir tartışma vardı, sıkıntılı bir ortam vardı. O sıkıntıların üstesinden gelebilmenin yolunun ancak peygamberin muhabbetiyle olacağını biliyordu. Allah Allah. Muhabbetle ancak bunun olacağını biliyordu. Ve sözünü söyledi, inanarak söyledi, yaşayarak söyledi. Sehli mümteni ile söyledi. Nedir sehli mümteni? En zor, en girift, anlaşılması çok güç olan bir konuyu anlayacakları, insanların, muhataplarının anlayacakları bir lisan ile anlatabilmektir. Basit değil bu.
ama sade. Evet. Sade söyledi. Çünkü Mevlid'i başından sonuna okuduğunuzda felsefi açıdan söyleyeyim, kozmogoni yani yaratılışla ilgili kainatın varlığı anlatılır. Evet. Hemen arkasından temel ilmi konulara girer. İşte ahlak konusu vardır, siyer konusu vardır, ilmi hadisle ilgili konular vardır. Pek çok konu vardır. İlmi kelamla alakalı konular vardır. Yani bir alimdir, önemli bir alimdir. İlmi bakımdan zirvedir. Fakat sözünü aşkla söyler. Şimdi hocam, aşkla söylenen söz kalıcı olur. Şimdi bendeniz Mevlid'den bazı beyitler çıkardım. Bunları size sormak istiyorum. Lütfen. Keşke bu programın saati şöyle 2 saat, 3 saat olsa. Evet. Efendim Bilal Kemikli hocamızla şimdi bendeniz soracağım. Ondan bunların anlamlarını öğreneceğiz. Çünkü evet, bu sahanın uzmanı malumunuz Bilal Kemikli hocamız, profesör. Şimdi fakat Mehmet Emin Resulzade'nin, bu da yakın dönemde 19. yüzyılda, 20. yüzyılda vefat etmiş bir Türk büyüğü. Eyvallah. Allah gani gani rahmet etsin. Azerbaycanlı Mehmet Emin Resulzade'nin hayatına bir göz atalım. Sonra yine buradayız efendim. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol. Alper Tunga'nın Siyavuş'a takındığı tavrı Şehname'den örneklerle anlatıyor. Kitabın adı Asrımızın Siyavuş'u. Siyavuş masum, Siyavuş çaresiz. Okuyanlar dediler ki asrımızın Siyavuş'u Azerbaycan'dır. Asrımızın Siyavuş'u eserinin yazarı Mehmet Emin Resulzade'den başkası değildir. Mehmet Emin Resulzade, Türk dünyasının 20. yüzyıl başlarında yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biridir. Onu Azerbaycan'da çok severler ve Azerbaycan Türk'ü kendi kalbinde onun için bir taht kurmuştur. 1917 yılındaki Rus ihtilalinden sonra 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası oluşturulur ve başkanlığına Mehmet Emin Resulzade seçilir. Azerbaycan Milli Şurası kurulduğu gün bağımsızlığını ilan eder. ...28 Mayıs 1918 tarihinde Mehmet Emin Resulzade önderliğindeki Azerbaycan Milli Şurası Tiflis'te Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan eder. 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan eden Milli Şura'nın başkanıdır. Osmanlı temsilcileriyle görüşlerde Azerbaycan'ın çıkarlarını dile getiren, Osmanlı'dan askeri, finans ve kültürel sayede bu yardım almış bir kişidir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde, yani Türk dünyasının ilk demokratik cumhuriyeti olan bu cumhuriyette mecliste en çok sayılı Musavva fraksiyonunun başında olan bir adamdır. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam orduları Bakü'yü henüz kurtarmamışlardı. Bu yüzden yeni cumhuriyetin geçici başkenti Gence, devlet başkanı ise Mehmet Emin Resulzade'dir. Hükümeti kurma görevi de Fethali Han Hoyski'ye verilir. Mehmet Emin Resulzade büyük bir fikir adamıdır. Kurmuş olduğu devlette fikriyatını çok önemli ölçüde hayata geçirmiştir. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak, yaşa ey sevgili millet, yaşa, var ol. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asani de Allah ana. Her nefeste Allah adın de müdam,
Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile gel, imdi Allah diyelim, derd ile gözyaşı ile ah edelim. Ol hakim rahmet kıla ol padişah, ol kerimü ol rahimü ol ilah. Vacip mi hocam her işte Allah adını demek? Eyvallah. Çelebi bize bir hüküm mü belirtiyor? Evet, burada bir hüküm. Yani şimdi tabii Süleyman Çelebi hüküm belirtecek vasfa sahip. Öyle mi? Tabii. Ulu Cami'nin imamı. Ulu Cami'nin fıkhı biliyor yani. Fıkhı biliyor. Çok iyi biliyor. Yani Ulu Cami'nin imamı olmak o dönemde en önemli din adamı olmak anlamına gelir. Dini konularda alim olmak anlamına gelir. Ve Ulu Cami'nin imamlığından önce de sultanın divan imamıydı. Hı. Yıldırım Bayezid'in imamıydı ve Yıldırım Bayezid'in çocuklarını yetiştiren bir kişi. Şehzadelerin de hocalığını yaptı. Alim bir zat, alim bir zat, işin farkında. Şöyle ifade edeyim, tabii hadis-i şerifleri hatırlıyoruz. Her işin başı, anahtarı besmeledir. Evet. Efendimiz, hadis değil mi hocam arkası? Şerif. Ayet ve hadis. Hadis olarak rivayet ediliyor. Her işin başı besmeledir. Ve yine besmelesiz başlanan bir işin ebter olacağını, yani bereketsiz olacağını, bir akim kalacağını, akim kalacağını, gelişmeyeceğini de ifade eden hadis-i şerifler var. Bu bölüm onu tercüme ediyor ama asıl tercüme ettiği şey besmeledir. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi efendim Kur'an, Kur'an-ı Kerim besmeleyle başlanır, okunur. Bizim geleneğimizde de, ilim geleneğimizde de eserler besmeleyle yazılır. Hmm. Önce bir risale olsaydı, bir risale olsaydı bu, yani metin, şiir değil de bir metin olsaydı, düz yazı olsaydı, Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Arkasından Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Besmele, hamdene, salvele. Evet. Ondan sonra Emma Bağat başlayacaktı. Şimdi manzum olan eserlerde ise besmele ile başlanır. Arkasından tevhid, münacat olur. Tevhid ve münacat hamdele yerine geçer. Sonra Naat-ı Şerif gelir. Naat-ı Şerif de hamdeledir. Evet. Bilahare esere geçilir. Fakat mesela Mesnevi'de Mevlana ne yapıyor? Bişnev diye başlıyor. Şarihi Mesneviler, Mesnevi şarihleri Bişnev'in B'sinin besmele olduğunu ifade işaret eder. Olduğunu söylüyor. Ona işaret olduğunu söylüyor. Evet. Burada da öyledir. Ne yaptı? Türkçeleştirdi. Besmele'yi Türkçeleştirdi. Allah Allah. Bunu söyledi. Allah adun zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula dedi. Vaciptir. Hüküm budur. Neye başlarsan başla, besmeleyle başla. Ve hocam edebi açıdan siz daha iyi bilirsiniz ama Allah diyerek başlıyor söze. Evet. Kendi söylediğini kendisi yapıyor. Allah adını zikredelim evvela diyor. Tabii. Önce Allah'ın adını kendisi zikrediyor. İşte besmele'nin tercümesi diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi hocam orada çok daha fazla konuşmamız gereken şey var ama şu tekrar edilen beyit. Ger dilersiz bulasız oddan necat, aşk ile derd ile idelin es-salat. Eydün, eski metinlerde eydün, deyin yani söyleyin. Evet. Eğitmek, söylemek anlamına gelir. Ateşten kurtulmak istiyorsanız aşk ile derd ile salavat getirin bunun anlamı. Ama dini arka planında salavat getirmenin böyle bir şeyi var herhalde, kabulü var. Şimdi salavat, Peygamberimiz Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmek, bugün maalesef salavatı da başka anlamlara taşıyan bir kısım insanlar var. Onlara girmeyelim. O konulara girmeyelim. Yani salavat peygambere yardım etmek. Kelime manası itibariyle yardım etmek anlamına gelir ama gerçek manası itibariyle salavatın peygamberle rabıta kurmak manası vardır. Nasıl besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın yardımını inayetini alarak işe başlıyorsak, nasıl euzu çekerek şeytandan sığınıp Rabb'a sığınıyorsak, Allah'a sığınıyorsak, selavat getirerek de peygamberimizin ümmeti olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Ona olan bağlılığımızı, ona olan sadakatimizi ifade etmiş oluyoruz. Selavat getirmeyle ilgili pek çok hadis-i şerifler var. Yani bir zikir olarak selavat getirmenin, selavat getirip bizzat selavat getirenlerin selavatlarını peygamberimizin, efendimizin duyduğuna dair, onun da selavat getirenlere selam verdiğine dair rivayetler var.
Dolayısıyla aşk ile selavat getirmek, aşk ile peygambere bağlanmaktır. Allah Allah. Biz bu bağlanma, yani bu beyit sürekli bir mesnevidir bu. Vesiletün Necat, Süleyman Çelebi'nin eseri bir mesnevidir. Mesnevi de bahirler arasını birbiriyle bağlar. Yani rabıta beyt diyelim. Allah Allah. Onları bağlıyor. O kendi öz anlamını da işlev olarak ifade ediyor. He. Bölümleri de birbirine bağlıyor. Rabt ediyor yani. Rabt ediyor. Evet hocam diyor ki ger Muhammed gelmeyeydi aleme tacı izzet ermez idi Adem'e. Evet tabii şimdi bu Nur-u Muhammedi kısmına ya da bundan önce aslında kainatın yaratılışını şöyle ifade edeyim müsaade buyursanız. Estağfurullah. Başlangıçta konuştuğumuz bölüm tevhid bölümüydü. Evet. Tevhid bahri diye geçer. Tevhidle başladı, besmeleli çekti. Allah'ın adını anarsak Allah günahlarımızı bağışlayacak. Onu da söyledi değil mi? Evet. Bir kez Allah diyse aşk ile lisan dökülür cümle günah. Misli hasan. Nasıl sonbaharda yapraklar dökülüyorsa aşk ile Allah diyenin de Allah günahını bağışlar. Evet. Müthiş bir şey. Bu bir rahatlama verdi. Evet. Bir huzur verdi. Yani varlık felsefesi önemli bir konu. Varlığın sahibi olan Allah'a, Allah'la olan ilişkimizi sağladı bizim. Onu bize anlattı ve ona dua etmemizi, onun adını anmamızı. Sonra da selavatla o varlığın sahibi olan Allah'ı bize öğreten peygamberimizle alakamızı Allah kurdu. Allah. Ve arkasından kainatın yaratılışı bölümü var. Kainatın yaratılışı, o bölümün hemen devamında bu kainat yaratılıyor. Ama bu kainatın yaratılışı bir seyir içerisinde. Buna İbnül Arabi'nin çok büyük bir etkisi var Süleyman Çelebi'nin üzerinde. Çünkü Süleyman Çelebi'nin dedesi Şeyh Mahmud, İbnül Arabi'nin füsusunu şerh eden kişi. Bir de Süleyman Çelebi Emir Sultan'ın muhitinde bulunmuş. Orada Molla Fenari'nin fususu okuttuğunu biliyoruz. Yani evet. Emir Sultan da o dersten tefeyyüz ediyor. O dersten Süleyman Çelebi de tefeyyüz. Dolayısıyla varlık anlayışı İbnül Arabi'nin o vahdet anlayışıyla, vahdeti vücut dediğimiz o anlayışla alakalıdır. Yani Allah tektir, biriciktir. Vücut mertebeleri belli bir mertebe içerisinde kainat var olmuştur, insan var olmuştur. Ona seyri nüzul diyoruz, iniş, meratibül vücut. Teknik konular, o teknik konulara girersek programı evet. boğmuş oluruz. Şunu anlıyoruz, yani peygamberimiz ilk yaratılan şey ruh, peygamberimizin ruhudur. İbnül Arabi felsefesiyle o ruh, o nur, yaratılan o nur farklı farklı mecralara uğrayarak Hazreti Peygamber'e gelmiştir. Dolayısıyla alemin yaratılışının sebebi hüsnü talil sanatıyla, biz buna hüsnü talil de diyoruz, peygamberin varlığıdır. Şimdi orada bir beyit daha var hocam. Ger Muhammed gelmeyeydi aleme, tacı izzet ermez idi Adem'e, pes Muhammed'dir bu varlığa sebep. Cehd edip anın rızasın kıl talep diyor. Bu da aynı anlamda. Bu Sufilerin levlake levlake lemme halaktül eflak değil mi? Tabii, o hadise tabii. telmih var burada. Tabii. Da. Hem o hadise var hem de ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn. O ayet-i kerimeyi. Ayet-i celileyi de hatırlatıyor. Yani Sufilerin çokça kullandığı o hadis tekniği açısından elbette o tartışılabilir bir konu. Ama kainatın yaratılmasının, varoluşun, alemin, bu varlık aleminin oluşunun sebebini hüsnü talil yöntemi, metodu ya da sanatıyla peygamberimizin varlığına bağlanması fevkalade önemlidir. Allah Allah. Bununla şunu veriyor Ali Bey. Yani peygamber varlığın merkezindedir. Mihverinde. Evet. Mihver odur. Mihver Allah odur. Allah. Onunla yakınlığını sağladıkça, selavat da onunla yakınlığını sağlayacaksın. Sünnet-i Seniyye'yi yaşayarak onun bize tebliğ ettiği Kur'an-ı Mübin'in, Furkan-ül Azim olan Kur'an'ın emirlerini yerine getirerek o mihverle olan rabıtan sağlam olacak. İşte o zaman varlığı doğru anlayacaksın. Evet. Hocam şimdi Mevlid, bendeniz çocukluğumdan beri dinlerim, okurum kendimce. Evet. Bir şey dikkatimi çekiyor. Bizim dini metinlerde hanımların, kadınların sözlerine, söylemlerine hiç yer verilmemiştir. Koca bir tarih boyunca. Yani aşk, güzellik vesaire gibi klasik şiirde hanımlar söz konusu edilir ama dini metinlerde kadınlar yok gibidir. Mevlid metni istisna. Mevlid metninde bir Amine annemizi konuşturuyor Süleyman evet. Çelebi. Bir de Fatıma annemizi konuşturuyor. Evet. Benim çok dikkatimi çeker bu. Yani, hem öyle bir... Yani onu da söyleyelim. Amine validemiz evet. veladet bahrinde evet.
Fadime anamız diyelim. Anadolu insanıyla söyleyelim. O da vefat bari. Rıhleti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vefatı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hanım, iki hanımı, evet, İslam geleneğinin geçmişinin tarihi, evet, iki büyük yıldız zirve hanımını, evet, söyletmesi ayrıca dikkatimi çekiyor. Ama orada mesela Hazreti Peygamber'in doğumunu müjdeleyen üç hanımdan bahsediyor Çelebi. Şöyle, geldiler Lütf ile, biri Meryem Hatun idi aşikar, birisi hem hurilerden bir nigar. Geldiler Lütf ile ol üç mehcebin, verdiler bana selam ol demhemin, çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular diyor. Sadece Amin annemizi değil, Meryem annemizi, Meryem, Asiye hanımı ve hurilerden bir hanımı da konuşturuyor. Bu benim dikkatimi çekiyor. Klasik metinlerde hani çok erkektir bizim metinlerimiz, pek hanımlara yer verilmez. Evet. Ama Çelebi'nin o sizin baştan vurguladığınız samimiyetiniz, samimiyet vurgunuz, Hazreti Peygamber'e duyduğu muhabbet vurgusu ne güzel ifade ediyor. Şimdi hocam, Miraç bahsinde. Yalnız orada müsaadenizle orayı geçmeden hanımlara vurgu kuşkusuz da, biz buna Delail-i Nübüvve diyoruz. Hmm. Yani bu eski siyer metinlerinde, çünkü Süleyman Çelebi'nin de kaynakları siyerdir. Bilhassa Dariri'nin siyeri, Aşık Paşa'nın Garipnamesi gibi, işte İbn Hişam'ın diğer kaynaklar var. Delail-i Nübüvve peygamberlik ya da alamet-i nübüvve diye de zikredilir. Böyle kitaplar da yazılmıştır. Oralardan yola çıkarak bunlar anlatılıyor. Amine validemizin anlattıklarını bu kitaplar bize aktarıyorlar. Hmm. Ondan gelen rivayetler. Bizzat gördüğü, şahit olduğu, vaka olarak yaşadıkları bölümlerdir. Ama aynı zamanda peygamberimizin bir duasını da hatırlatır. Hmm. Peygamberimiz der ki, ben atam İbrahim'in duasıyım der. Evet. Yani bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'da birleştiğine göre, geldiğine göre, bütün peygamberlerin, yani Musa Aleyhisselam'ın validesi de, İsa Aleyhisselam'ın validesi de, hurilerden bir nigar olan, Allah Allah, O biraz meçhul, onun hakkında çok farklı şeyler söyleniyor. Bu İsmail, yani İbrahim Aleyhisselam'ın eşi, İsmail Aleyhisselam'ın annesi olduğu şeklinde de bazıları rivayet ederler, konuşulur. Bütün bunlar gelip yardım ediyorlar. Evet. Fakat arka planı da şudur. Yani özellikle siyer metinlerine baktığınızda, Abdullah peygamberimizin muhterem pederleri, Abdullah çok itibarlı, çok önemli birisi. Onunla evlenmek isteyen çok insan var, hanımefendi var. Bir kıskançlık var. Yani Amine'nin yardımında bulunmuyorlar. Yani Amine'ye yardımcı olun diyor Abdülmuttalib, ama pek yardımcı olanlar yok. Fakat onlar yardım etmeseler bile yardımcıları Allah yolluyor. Allah Allah. Bunu da anlatmış oluyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Şimdi siz Allah'a teslim olursanız, Allah size mutlaka yardımcılar gönderir. Şimdi hocam, İsa ve Musa aleyhisselamların, İbrahim aleyhisselamın, evet, eşinin, bu iki peygamberin annesinin, Amine annemiz etrafında toplanmasında da herhalde Fususi Likem'deki bakış gizli. Evet. Hazreti Mevlana'ya, onun da bir beyti var. Musa Aleyhisselam'la ilgili bir şey sorulunca, 100 sende olduğuna göre 80 de sendedir, 90 da diyor. 90 da sendedir. Evet. Buradan devam edelim. Evet. Ah hocam, vakit nasıl akıp gidiyor. Evet, evet. Şimdi efendim, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Türk müziği topluluğuna tekrar bir kulak verelim. Muhterem hocalarımdan bir eser daha dinleyelim. Sonra Profesör Bilal Kemikli hocamızla bu sohbete devam edeceğiz. Oh,
Tanrım görsün bu halim, kalmadı hiç
Evet efendim, solist Gökay Uslu'dur. Çok teşekkür ederiz, nefesine gönlüne sağlık. Ney Yusuf Yılmaz, Kanun Murat Yamangüç, keman, Bursa'nın en meşhur kemanisi tabii ki. Gökhan Kiviz, Udda Ümit Sipahi ve ritimde Ali Çalanlı bizimle birlikteler bu akşam. Ah hocam, vakit ne güzel sizi böyle size dalınca akıp gitti. Şimdi hocam, düzenli olarak Bursa'da mevlid şerhleri var mı? Mevlid cemiyetleri var mı? Yapılıyor mu? Tabii mevlid şerhi maalesef yeni gündeme gelen bir konu. Daha doğrusu daha önceki dönemlerde elimizde iki tane yapılan mevlid şerhi var, kitap olarak neşredilen. Ama mevlid şerh edilmemiş, büyük oranda okunmuştur. Halk onu kendi muhayyilesiyle anlamaya çalışmıştır. Şimdi anlamdan ve kavramdan biraz uzaklaştığımız için onun şerh edilmesi icap ediyor. Bu sene hem Bursa Türk Dünyası Başkenti hem de Süleyman Çelebi yılı. Evet. Bu Süleyman Çelebi yılında hamdolsun bazı şehirlerde Süleyman Çelebi Mevlidi'nin Vesilet-i Necat'ın şehriyle ilgili programlar başladı. Bunu bendeniz yapıyorum. Başka hocalarım. Eyvallah. Saadettin Ökten hocam yapıyor. Tuğrul Bey'in yaptığını görüyorum. Eyvallah. Biliyorum. Zaten belki Konya'da yaparsınız. Ve bu şerhlerle mana anlaşılmaya çalışılıyor. Fakat şehirleşmenin, modernleşmenin neticesi mevlid ihtifallerinde de bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Mevlid bizi birleştiren, buluşturan, derlenip toparlanmamızı sağlayan bir metindi. Maalesef derlenip toparlanamıyoruz. Bu gökdelenlerin olduğu yerde nerede bir araya geleceksiniz? Nerede buluşacaksınız? Tabii hocam, şeyi de söyleyelim. Yani. Özür dilerim. Belki siz sahanın uzmanı, hoca olduğunuz için belki hani bundan iştinaf edersiniz ama bendeniz yoldan geçen bir adamım bu bahiste. Estağfurullah. Efendim, mevlide karşı da İslam adına bir mücadele verildi maalesef bu topraklarda. Veriliyor, hala veriliyor. Hali hazırda da veriliyor. İşte mevlidin şirk unsurları içerdiği vesaire vesaire gibi abuk sabuk laflar. Oysa bizim milletimizin Müslümanlığının resmidir mevlid. Biz mevlitte anlatıldığı gibi inanıyoruz, öyle seviyoruz. Hocam şimdi siz, Allah razı olsun, ne güzel, ben takdir mevkinde değilim ama insansınız. Bakınız efendim, hoca bize daha Buhari üstünde yeni çıkmış bir eser getirmiş. Bursa'nın hafızası İsmail Beli ve dönemi. Evet. Değil mi efendim? Evet. Bu yeni çıktı. Bunu koyayım. Bunu söyleyeyim, şiir şehir Bursa projeleri çerçevesinde her yıl olmasa bile 2 yılda bir Bursalı bir şairi ele alan toplantılar yapıyoruz. Onun neticesidir. Evet. Ve efendim bakınız, Bursalı Ahmet Paşa klasik şiirimizin zirvelerinden bir zattır. Sultan-ı Şuara, Fatih'in hocası. Fatih'in hocası, çok olağanüstü şiirleri var. Hatta Emir Sultan'a diyor ki, ey alemi velayete sultan olan emir, vey mülki Rum'a rahmeti rahman olan emir. Ne aktı Rum'a bir ulu derya senin gibi, ne aleme getirdi Buhara senin gibi diyor. Şimdi efendim bakınız, bir diğeri de Lami Çelebi. Bu zat da yine Bursa'nın seçkinlerinden değil mi hocam? Şöyle ifade edeyim. Bunun üzerinde biraz duralım, Lami Çelebi. Lütfen. Çünkü Lami Çelebi Bursa'daki ilk Nakşi dergahını kuran oranın mürşididir. Bir Nakşi'dir. Ve Molla Cami'nin eserlerini tercüme etmiştir. Meşhur Molla Cami'nin. O yüzden de Cami-i Rum olarak biliriz. Bir başka özelliği şu. İhvan-ı Safa'nın eserlerini bize tanıtan kişidir. Şerefli insan. Yani bir filozoftur aslında. Hamse sahibi bir şairdir. Buradadır işte. Bursalıdır işte. Biraz ileride. Tophane'dedir onun türbesi de. Ahmet Paşa hemen şurada aşağıda. Muradiye'de sırlanmıştır. Bu iki zat da bu civarda mı metfunda? Ahmet Paşa hemen yakınımızda ama Lami Çelebi biraz ileriye gitmemiz gerekiyor. Devlet Hastanesi'nin arkasında yani onu Tophane'ye, Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi ziyaret ettiğinizde Lami Çelebi'yi de ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz, yakın çünkü. Şimdi hocam, Lami Çelebi Kanuni Sultan Süleyman için bir Bursa şehrengizi yazıyor. Bir Bursa'nın güzelliklerini, ilginç ve değerli yönlerini anlatan, diyor ki, nice medheyleyem bu şehri ey can, ki vasfı aklı eyler dengü hayran. Ne anun gibi var kuhu felek şehir, ne Bursa gibi gök altında bir şehir diyor. Bu şairlerin hepsi de Bursa'yı çok seviyorlar hocam. Tabii, Bursa'yı çok seviyorlar. Bursa'yla ilgili girişte bir ibare kullandım bilmeden, makarrı evliya diyorlar.
Tam olarak nedir hocam makarri? Evliyaların gelip karar kıldığı, yerleştiği yer. Otağı yani. Tabii. Yani makar, karar kılmak, yerleşmek. Çok güzel söylediniz. Bize Türkistan'a götürdünüz, otağı dediniz yani. Evet, eyvallah. Otağı. İran'dan, Turan'dan kalkıp geliyorlar, Bursa'ya yerleşiyorlar. Tabii daha sonra İstanbul fethedilince bu İstanbul cazibe merkezi olacak. İstanbul öyle olacak. Yani ama İstanbul'un fethine kadar Bursa'dır. O Türkmen göçlerini düşünelim. Şöyle bir gözümüzü yumup Türkistan'dan, Fergana Vadisi'nden kalkıp gelen o alimleri hayal edelim. Evet. O Allah dostlarını hayal edelim. Gelip yerleştikleri yer burasıdır. Çünkü Bursa'nın havası güzeldir. Dağı vardır, denizi vardır. Evet. Kirlettik biz şimdi. Onu da söyleyeyim. Bir güzel Nilüfer çayı vardır aslında. Nilüfer çayı vardır. Daha başka çaylar var. Ben sonradan Bursalıyım ama siz de Bursa'yı çok seviyorsunuz. Bursa'nın anlatırken gözleriniz parlıyor maşallah. Şimdi Mustafa Kara Hoca'nın, Allah selamet versin, onun Buhara, Bursa, Bosna üçlemesine bir makalesinde şöyle rastladım. Buhara, Bombay, Bursa. Buhara'dan Hint alt kıtasına uğramış, oradan buraya gelmiş mutasavvıflar da varmış. Tabii. Bu İsmail Beli ile ilgili eserinizde, İsmail Beli Bursa ve bizim için niye önemli hocam? Ha tabii, ben onu şehrin hafızası olarak nitelendirdim. Zaten kitabın ismi de öyle çıktı. İsmail Beli aslında bir imam, İsmail Beli de bir imam. Evet. Bakın Süleyman Çelebi bir imam, İsmail Beli de bir imamdır. Reyhan çarşısı şu anda pazar yeridir orada. Evet. Orada bir imamlık yaptı. Bursa'nın tarihini yazdı. Bursa'da yetişen büyük alimlerin hayatını anlattı. Vefat edenlerin hakkında vefayatname diyoruz biz buna. Biyografik kaynaktır. Ulu bir kişi vefat edince işte falanca vefat etti, filancadır diye biyografik bilgiler verdi. Bu bakımdan Bursa'nın hafızasıdır. Ve bir de yine tıpkı Lami Çelebi gibi Bursa ile ilgili bir şehrengizde o yazmıştır. Çok kısa bir Tokat'a gidiyor. Tokat'ta bir görev veriyorlar. Ama Tokat'a gitmek bir üst görev, imamlıktan daha üst bir göreve intikal ediyor. Kadı naib olarak gidiyor. Fakat Tokat onu sıkıyor. Bu yolculuğunu anlatan bir kitap var. Tekrar Bursa'ya gelmek için can atan bir kişi. Nitekim Bursa'ya tekrar geliyor ve Emir Sultan Vakfı'nın mütevellisi olarak hizmetlerini ifa etmiş oluyor. Şimdi efendim biz Süleyman Çelebi'yi, Lami Çelebi'yi, İsmail Beli'yi, Ahmet Paşa'yı andık ama mutasavvıf şairler var. Tabii. Başta Muhiddin Üftade var. Tabii Üftade. Emir Sultan Hazretlerine de birkaç şiir atfediliyor değil mi hocam bildiğim yani kadarıyla? Çok fazla değil. Emir Sultan için ve Hacı Bayramı Veli için, ikisi için de böyle. Bazı rivayetlere göre 3, bazılarına göre 5. Evet. Bunlar şiiri, hani Hacı Bayramı Veli diyor ya, satırlara değil sadırlara eyvallah nakşetmek lazım. Muhitlerinde şairler yetiştiriyorlar. Bunlar, bu zatlar, bu ulu zatlar bir muhit inşa ediyorlar. O inşa ettikleri muhitten büyük şairler ortaya çıkmış oluyor. Muhit tabii hocam. Bizim nihayet örfümüz, geleneğimiz muhit işi, semt işi, şehir işi. Tabii. Asla kent işi değil. Ben denizle aynı kanaatteyim. Şimdi efendim Bursa'yı Bilal Kemikli hocamız gibi bundan yaklaşık 60-70 yıl evvel okuyan bir başka büyük müellif var. Ahmet Hamdi Tanpınar. Beş şehirinde Ankara'yı, Erzurum'u, Konya'yı, İstanbul'u söz konusu ettiği gibi Bursa'yı da söz konusu ediyor ve Bursa'da yaşanan zamanın dışında bir başka zamanın daha yaşandığını, sanki paralel bir evrende de Bursa'nın anlamının kesintiye uğramadan akıp geldiğini söylüyor ve diyor ki Bursa'da eski bir cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü, içinden gülüyor bana derinliğinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın, yeşilin, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi, diyor hocam. Hocam ah sizinle vakit olsa keşke daha uzun konuşsak, ben sorsam, anlasam sizden. Pek çok not aldım ama vaktin sonuna geldik. Eyvallah. İnşallah başka bir zaman tekrar var olun konuşalım bunları. Var olun. Allah size sıhhat, tabii, afiyet versin. Şu kadarını versin söyleyelim. Yani Bursa tıpkı Uludağ gibidir. Allah Allah. Uludağ uzaktan seyredersiniz. Ulu insanlar da böyledir. Ulu Allah büyük zatlar da böyledir. Tamam tanıyorum dersiniz ama tanıdıkça derinleşir. Eyvallah.
Bursa'nın hangi sokağına giderseniz gidin, o sokakta mutlaka size farklı bir pencere açacak, farklı bir manaya ulaşmanızı sağlayacak bir alamette karşılaşırsınız. Bir kitabı olabilir, bir mezar taşı olabilir. Bir çınar olabilir. Bir çınar olabilir. Ve eğer şairlik varsa ve Bursa şiirini dinleyebiliyorsanız, o şiiri dinlemek de ayrı bir şeydir. Evet. O şiiri dinleyebiliyorsanız hakikaten şiir olur. Şiir evet. Yazarsınız. Eyvallah. Oturur yazarsınız. Bursa'ya ez cümle şunu söyleyeyim, aşık olunur. Şimdi bir hadis hatırladım. Uhud Dağı bizi sever, biz de onu severiz. Eyvallah. Diyor. Uludağ ve Bursa'yı siz seviyorsunuz. Uludağ ve Bursa'da mutlaka sizi seviyordur. Çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah, sağ olun. Nefesinize, gönlünüze sağlık. Efendim Ramazan-ı Şerif'in 24. günündeyiz ama Nisan ayının 25. gününde. Bursa'da Ramazan Akşamları programında TRT Avaz ekranında sizlerle birlikte olduk. Bu sene Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu için yaptığımız bu programda artık son bir haftanın içindeyiz. Muhterem heyetimiz, bu olağanüstü ekip bizimle beraberler. Şimdi sonda yine o ekiple birlikte veda edeceğiz size. Bize ne okuyacaklar? Zaman olur ki ağanın Hacle-i Visalinde adlı bir neoklasik eser okuyacaklar. Çok teşekkür ederim ustalarıma, hocama arzu hürmet ederim. Ben deniz sürçü lisan ettimse affola. Yarın akşam tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Şimdi